Nizamettin Kuk, güzeliyim. Iğdır'a ilk gidişimiz 1981 senesi. 14 yaşındaydım. Liseye başladım. Ağustos dönemiydi. Çok sıcak gelmişti bana. Iğdır'ın o zamanki ortamı bizim Rize'ye göre yağışlı bir memleketten gidiyoruz. O sıcağı çok rahatsız etmişti beni. Okula başlayınca kışın o soğuğunu, ayazını, halbuki ova bir yer ama çok kışı çok ayaz. Alıştık. İşte okul arkadaşlarımızdan işte Taner Akbulut, Mehmet Akdağ, Yalçın Aydın. Yalçın Aydın. Bak isimleri hatırlıyorum da soyadlarını hatırlamıyorum çocukların çoğusunun. Ya çok güzel anılarımız oldu. Iğdır'ın Çağlası, Kayısısı, müstik nostaljik. O bizim mamı, yani sinsiley. Evet. At arabaları taşka, taşka diyorlar. Taşka ne olduğunu evet. Bilmiyorum. At arabası demiş. En büyük zevkimiz şey at arabası kiralayıp onu sürmekti o zamanlar. Karpuzu. Ondan sonra bizim Melekli Şalağı. Melekli Şalağı. Şeyi unutmuyorum hiç. Bakkal Yakup amca vardı. Manda kaymağı. Mesela manda kaymağıyla meşhur evet. Tabii. Çok güzeldi yani. Hep ondan şey yapardık, yerdik. Ondan sonra ya ne bileyim. Iğdır bir gün hiç unutmuyorum. Biz bir Arı Dağı'na eteklerine gitmiştik. Arı Dağı'na çıkamadık. O zaman ben de şaşırmıştım ya. Öyle tabii Arı Dağı hep okumuşuz tarih kitaplarında. Öyle gidince çok acayip kar, tepede kar var. Tuhafıma gitmişti yani. Yazın ortasında dağın tepesinde nasıl kar oluyor diye. Tabii sonra öğrenince onun normal olduğunu karşıladık. Ya Iğdır gençliğim benim ya. Nostaljik, acayip. Yani şu anda müthiş ya. Iğdır. Çok değerli insanlarla tanıştık bizim ailemizden dolayı. İş icabı oradaydınız tabii, değil mi? İş icabı. İşte, ailemiz ticaretle uğraştığı için Lazlar'ın fırını derlerdi. Evet. Bir toptangıda dükkanı vardı. Ocak gazı bayiliği vardı o zaman bizim amcalarımızın, babalarımızın ilgilendiği. Hani ne bileyim herkesi tanırdı, selam verirdi. En büyük şey mesela kimse parasal sorun yapmaz, alışveriş yapardı, herkes gelirdi, parasını öderdi, şeyini yapardı. Yani çok güzeldi yani. Mesela benim olduğum dönemlerde orada böyle bir Lazmış, Kürtmüş, Azeriymiş. Ben böyle hiçbir şey hatırlamıyorum, yaşamıyorum. Çok gittim yani. Kürt arkadaşlarımızla evine gittik. Azeri arkadaşlarımızla evine gittik. O Süveren miydi neymiş, oraya çıkmıyor. Demiştim burada insan nasıl yaşıyor? Taşlık, kayalık böyle. Evet. Yani şeye göre şaşırmıştım. O şey, en büyük mesela beni en çok etkileyen bir tanesi o toprak evler. Çamurdan evler. Tabii korkmuştum toprak. Ya bu bizim başımıza çöker gece diye. Tamam mı? İlk gittiğimde yatamamıştım. Bak bu çok güzel bir şey. Yatamamıştım sabaha kadar. Hatta şey vardı bizim bir Hayri abimiz vardı. Nizam dedi Hayri oğlum niye uyuyamaz? Fırıncı Hayri değil mi? Fırıncı Hayri. Evet. Hayri abi. Allah rahmet eylesin oğlum. Unutmuyorum. Ya Nizam oğlum niye uyuyamadı? Ya dedim hayır abi dedim, korktum dedim ya bu üzerimize çökecek diye tamam mı? Çünkü ya toprakta yağmur yağıyor. Dedim, Karadeniz'de kalkacak. Ahşap, Rize'de ahşap evler, tabii, orada tabii, toprak tabii, evler. Tabii toprak evler. Çok, mesela, doğaya uygun abi, evet. Tabii çok tuhafıma gitmişti yani. Ya Iğdır çok güzel yani böyle çocuk olduğumuz için çok etrafı gezemedik ama çok değerli insanlar vardı. Yani Aziz amca vardı, Aziz Güneş. Aziz Güney. Güneşler, evet. Güney. Güney. Aziz amca ile tanıştık. Mesela Aziz amca Mutlu İsmail amca vardı. İsmail Arkaya. Evet. Mesela o vardı. Bizim Hacı Fırdın vardı. Fırıncı Hacı Fırdın evet, amca. Yani çok güzel insanlar vardı. Ha, şu an ismi aklıma gelmeyen müthiş değerli insanlar vardı. Hepsinden bir şey öğrendik. İranlılar vardı. Mesela onların da lokanta, mesela evet. Tabii, hale devam ediyor. Tabii bozbaş kebabı yerdik. Ondan sonra gene bir amcamız daha vardı. İranlıların eski lokantasına gitmeden. Onda restoran bak yangın Rize amca Rıza yangın tabii Bağdat evet Cemil amca Cemil Sürmeliler onların ayakkabıcı dükkanları vardı Mecit Kumtepe gazeteci evet Yıldız Kitap evi Tup gaz bayisi vardı bir tane de İbre gazın bayisi bizim fırının karşısında Çelik unuttum şey ya çok sevmezim çok de onsa unsallar vardı toplanışı Hacı Seyfettin unsa Seyfettin amca Ünsallar evet Serdar Ünsal devam ediyor şu an öğretmenliği. Işte, onun oğulları vardı Ali vardı yani aklıma gelmiyor isimler de hep çocukluk arkadaşlarımız. Ya çok güzel günlerdi. Hani bugün bile mesela çok sevgiyle
güzellikle yad ediyorum. Yani neyi ifade ediyor Iğdır sizin için? Şimdi o dönemler geldiniz. Yani Rizelilerin orada bir etkin nüfusu vardı şeyde. Mesela Adil Kuk, evet. Urşit Kuk mesela giyimiyle anlatılır. Hala evet. Iğdır'da, hafızalarda. Güzel doğru, giyimiyle, doğru, temiz doğru, giyimiyle. Doğru, doğru. Yani aslında bir modern bir giymeyi de getti, şey yaptı. Evet, öncüsü evet, oldu evet, Iğdır'da. Evet. Neyi ifade ediyor? Abi Iğdır bana çok şey ifade ediyor. Ya mesela bir kere gençliğim. Ben mesela Rizeliyim. Çok uzun zamanlar böyle ulan Rizeli miyim, Iğdırlı mıyım diye hep karıştırdım birbirine. Çünkü bütün gençlik arkadaşlarım oradan. Ufak yaşta Rize'den çıktığımız için hani oraya adapte olduk. Hatta ilerleyen zamanlarda böyle İstanbul'a geldiğimde şey diyordular bana. Bana beni kimse Rizeli olarak demiyordu. Sen Azeri misin diyordular. Ya veya İranlı mısın? O kelimeleri kullanıyordum. Tabii. Yani çünkü dilimiz milimiz o şekilde. Hani Iğdır çok büyük bir şey benim için yani. Çok büyük bir nostalji gençliğimde. Ama bugün tabii ki gitme şansım olmadı ama ilk etapta gitmeyi düşünüyorum. Eski günlerimizi yad etmeyi düşünüyoruz. İnşallah Coşkun Bey sizin sayenizde de geliriz, bir ziyaret ederiz. Peki o zaman... bak bunu anlatmam lazım. Şimdi biz Rizeli olduğumuz için hani biz Kur'an okuyoruz. Şimdi cami olarak da hiç unutmuyorum. Biz şimdi normal cami diye Azerilerin camisine gitmişiz. Biz camiye girdik. Şimdi anladılar bizim hani şey olmadığımızı. Orada hiç unutmuyorum. Bir tane yaşlı bir amcamız vardı. Hadi dedi, siz kimin balasısınız? Bunun için de ben de şaşırmıştım. Ya ne balası, ne şeyi, ne diyor amca? Dedik ki amca biz camiye geldik işte. Hani Kur'an dersi alacağız diye. Okumaya geldik diye. Bunu mesela hiç unutmuyorum. Ondan sonra demiş ki siz şey yapın, bir camiye gidin. Yani Sünnilerin camisi. Tabii biz böyle bir şeyi bilmiyoruz. Orada ilk öğrenmiştim. Mesela bu beni çok etkilemişti yani. Aklıma geldi. Bu çok acayip bir şeydi. Ondan sonra sordum. Hatta amcama sormuştum. Ya amca biz gittik camiye. Bize dediler ki bu sizin caminiz değil. Diğer camiye gidin diye. Tamam mı? Bu çok muhteşem bir şeydi o zaman benim için. Tabii ki sonra bu tabii ki hani bir nasıl diyelim hani bugünkü bile hani yaşadığımız inançsal kültürlerimiz farklı değerlendirilebiliyor ama yani bizim kültürümüzde bütün camiler Allah'ın evi, yani ibadet sayacak her yer Allah'ın evidir. Girersin, ibadetini yaparsın istediğin şekilde. Hani benim kendi şahsi fikrim olarak da hani bir kilise de olsa, cemevi de olsa Allah'ın evi diye nitelendiriyorsan her yere gidip ibadetini yapabilirsin. Hani bunda bir sakınca görmüyorum ben kendi şahsi düşüncem olarak. Yani farklılıkların da insanlara çok şey kazandırdığını, hani iyi ki Iğdır'da kalmışım, orada iyi ki o insanların mesela hani bilmediğim bir kültürün içerisine geldim. Ama çok şey öğrendim. O zaman da hayatımın içerisinde çok katkılar sağladı bize. İyi anılarınız var değil mi? Tabii yani, tabii. Çok, yani. Kesinlikle. Hani Iğdır zaten doğunun Çukurova'sı. Ama... maalesef Çukurova kocaman bir yer oldu ama Iğdır Ovası keşke daha çok gelişebilseydi. Daha çok, çünkü ne ekersen yetişiyor toprakta. Yani çok verimli. Hazreti Nuh'un bereket toprakları tabii, diyorlar. Tabii. Yani çok mutluş bir toprak. Mesela yani benim gittiğim zaman pamuk da yetişiyor diyordular. Mesela Iğdır'ın özelinde hani ben kayısıyı o zamana kadar çok haşir neşir değildim kayısı. Ben Iğdır'da kayısıyı tanıdım ilk yani meyve olarak, yemiş olarak. Çağla diyorlar. O çağlanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ulan öğrendik. Müthiş bir şey. Iğdır'ın şeftalisi, yerli şeftali çok güzel. Hani tarım abi, domates, salatalığı. Hele yazın geldiği zaman o taşkalarda salatalık satardılar el arabalarında. Tuzlardık, salatalık yerdik. Ulan dedim ki ya biz bu salatalığı biz böyle yemiyoruz. Biz salatalığı hani salataları da kullanırız diye. Onu öğrendim. Hani yazın çok sıcak olduğu zaman salatalığın zaten %70'i, 80'i, 90'ı su belki de. Hani vücutu rahatlatıyormuş. Yani harareti dindiriyormuş. Mesela bunlar çok güzel şeyler. Meyve tabii, anlamda yeniliyor. Tabii çok güzel bir şey meyve yani. Ne bileyim ya çok güzeldi. Yani ya Anason gidişimde 93 yılı olmuştu. Ondan bu tarafa da hiç gidişim olmadı ama inşallah en kısa zamanda ziyaret etmeyi düşünüyorum. En kısa zamanda ama. Coşkun Bey kardeşim, sana ayrıca teşekkür ediyorum. Çok harika şeyler kazandırmışsın, bahsettin, anlattın. Onları görmek istiyorum. İnşallah görmek nasip mutlaka, olur geliriz. Mutlaka, tabii ki. Iğdır ne kadar güzel insan yaşıyorsa hepsine kocaman selam gönderiyorum. Ağrı Dağı'na özel bir selam gönder. Evet, zaten. Evet. Ararat. Evet. Çok çok büyük selam gönderiyorum. Çok büyük. Dağlar dağı. Dağlar dağı. Evet.
Bilmiyoruz tabii biz o zamanlar bilmiyorduk ama şu an okuduğumuz şekliyle hani Iğdır Ovası ve çevresi aslında çok kültürel bir miras. Yani hakikaten tarihe okuduğun zaman hakikaten çok büyük bir kültürel miras var. Hani atalarımızın yaşadığı topraklar esasen. Ama maalesef işte öğrenememişiz zamanında. Şimdi yeni yeni kıymetini öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, şu anda mesela tabii bugünkü günümüzde bizim birçok kültürel annelerimiz işte bunların birçoğusuna bugün baktığımız zaman Orta Asya'daki atalarımızın da aynı kültürleri yaşattığını, işte kilimlerdeki motiflerinden, işte elbiselerindeki motiflerden, başına bağladığı puşiden, Nevruz tabii Hidrellez, bunların hala bugün de yaşatılması. Ölüler Bayramı. Tabii. Hani tütsü işi mesela atalarımızdan bize biraz kalmış bir şey. Bugün de hala ben çok iyi hatırlıyorum, babaannemden bilirim yani. İşte kötü ruhları kovmak için yani böyle sağa sola işte o duman ateş yandığı zaman böyle sağa sola sepiştirdiler ki. Yani güzellik. Kötü ruh geçsin de iyilikler, güzellikler gelsin diye. Ya bunlar tabii çok büyük bir kültürel miras. O bağı tamamen kavrayabilirsek, bunu da herkese anlatabilirsek zaten gelişiriz. Çok büyük bir şekilde gelişiriz. Tabii bir de bunu eğitimimize yansıtırsak daha da güzel olur. Yani körün körüne bazı şeylere böyle sahiplenmeyiz. Yani çünkü küresel dünyada artık bilgiye ulaşmak çok kolay ama doğru bilgiye, yanlış bilgiye değil. Bilmiyorsak öğrenmemiz lazım, sormamız lazım. Araştırmaya açık olmamız lazım. Öğrendiğimiz her şeyin doğru olduğunu ilk önce kabullenmeyip araştırdıktan sonra evet bu da doğruymuş, bu da varmış diye olabilmemiz lazım. Güzel ya bu tür çalışmalar. Herhalde Coşkun Bey'in yapmış olduğu çalışmalar Iğdır gibi bir yerde, de Melekli gibi bir yerde müthiş güzel bir şey yani. Çok müthiş güzel bir şey. Bir de müze olarak bunları değerlendirmek. Dışarıdan gelecek yabancıların belki hiç görmediği, o ana kadar ya bunlar da var mıydı dediği buralarda belki bağdaştırmadığı şeyleri görünce bağdaştırıyor. Belki daha da çok mutlu oluyor, daha çok hoşuna gidiyordu. Belki başka bir zaman gene oraya gitmek isteyecektir, orayı ziyaret etmek isteyecektir. Bu da orada herhangi bir kültürler canlılığı, yerel turizm canlılığında katkı sağlayacaktır. Biz de Iğdır'dan Rize'mize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Senin çok teşekkür sayende. Ediyorum. İyi ki gelmişsiniz Iğdır'a. Renk katmışsınız. Gerçekten isimleri hala yaşıyor orada. Iğdır'a çok değerler kattınız. Bu bizim yaşlılar tarafından söyleniyor. Aklımda kalan isimler Adil Kuk, evet, Hurşit evet. Kuk. Evet. Ben ekmekçiler var, ekmekçiler gene kalafatlar vardı, vardı. Tabii çok yani çok eski, bir çok baskın eski. Kültüre de sahipler orada. Evet, evet. Iğdır'a çok değerler kattınız, evet, iyi ki varsınız. Ben mesela amcam şunu anlatırdı, hiç unutmuyorum mesela. İlk gittikleri zaman suyu tülbentten geçirdiler içebilmek için. Çünkü su şebekesi de yoktu o zamanki evet. Koşullar altında. Zamanla hani bunların olduğunu. Bir de yani mesela ben beton bina olarak bir belediye kaymakamlık binası vardı. Bir ziraat bankası vardı, öyle hatırlıyorum. Hastane vardı, bir de askeriyenin binaları vardı. Gerisi toprak. Tabii gerisi hep topraktı böyle. Tabii şey evlerin hayat, işte bahçeleri çok evet, hayat zamandı. Bize sözü evet. Ve bütün evli bahçelerin etrafı çevrili mesela. Ben çünkü bizim Rize'de bahçelerin etrafı çevrili değildir, açıktır hep alan. O da mesela tuhafıma gitmişti o zaman. Hani hayatta içeriye giriyorsun, kapıyı kapatıyorsun, kimse görmüyor seni. Nizamettin Bey, hayatında ne olduğunu biliyorsunuz. Hayat tabii. Bir insanın yaşamını, bir ailenin yaşam tarzını ortaya koyar, tamam mı? Hayat kapısı da o demektir. Yani bu kapıdan içeri girdiğiniz zaman benim hayatım budur, tamam mı? Evet. Oradaki her obje, her kullanılan malzeme o bölgenin kültürünü anlatır. O ailenin yaşam tarzını şunu anlatır. İlk sinemaya gidişim Iğdır'da olmuştur. Hı hı. O zaman açık sinemalar vardı. Evet evet. Çekirdek yemeği ilk Iğdır'da öğrendim diyebilirim. Yani çimişka dediğimiz, çimişka işte dediğimiz olay. Alırdık elimize abire ye. Yani bugün baktığım zaman etrafı çok kirletmişiz gibi geliyor. Yani bu çok çok güzel, çok güzel bir olaydı. Hani Iğdır'da bende ilkleri çok. Yani Iğdır'ın. Tabii böyle düşünce insanın aklına geliyor. Her zaman hatırlayamıyoruz bunları ama vesile oldu Coşkun Bey. Bize yani beni böyle geçmişe götürdün. Hatırlayamadım birçok şeyi hatırladım. Çok teşekkür ediyorum. Çok saygılarımı sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Devamını diliyorum. Bekleriz Iğdır'a. İnşallah en kısa zamanda. En kısa zamanda ziyaret etmeyi düşünüyorum.